Merhabalar, Levent Taş Kıran'dan, Enterprise Next'ten. Bugün HTC'nin ofisindeyiz ve HTC'nin yeni modeli U12 Plus'ın ilk deneyenlerden biri olmak üzere Fatih Sarı birlikte buradayız. Şu anda bu videoyu da zaten HTC U12 Plus'la birlikte çekiyoruz ve kameranın arkasında Fatih var. Telefon, yani normal klasik görünürlüğü Android telefon gibi olmakla birlikte bazı enteresan özelliklere de sahip. Çentiksiz bir tasarım tercih edilmiş bu telefonda. Aslında ekran çözünürlüğü gayet de yüksek. 2880x1440 denilen işte Ultra HD Plus gibisinden bir sanırım tanımlaması var bu ekranın. Bir ekran çözünürlüğüne sahip ama tam ekran olarak doldurmayı tercih etmemişler. Onun yerine yukarıdan ve aşağıdan bir parça boşluk bırakmışlar. Bizim elimizdeki model siyah renkli modelde. Türkiye'de ilk olarak bu modelin geleceğini öğrendik. Normalde iki rengi daha var. Özellikle yarı saydam bir mavi rengi olduğundan bahsediliyor ama Temmuz ayındaki Türkiye lansmanından belli bir süre sonra o rengin de buraya doğru geleceği söyleniyor. Alt tarafında uygun boşluk olmasına rağmen aslında parmak izi okuyucusunu arka tarafa almışlar. Ve telefonun tasarımındaki dikkat çeken bir diğer özellik de tuşlarının herhangi birinin fiziksel olmaması. Tuşların üzerine dokunmanız ve hafifçe bastığınız tuşların fonksiyonunu yerine getirmesi için yeterli oluyor. Bir de bunun yanında bu telefonu elinizde tutarak sıktığınızda bir takım fonksiyonları yerine getirebilecek bir basınç sensörü de eklemişler. Bunu amacınıza göre istediğiniz şekilde özelleştirebiliyorsunuz. İşte telefonu sıktığınız zaman belli iletişimin aranması, telefonu sıktığınız zaman fotoğraf makinesinin açılması veya belli bir kalemin seçilmesi, çekilmesi gibisinden bir takım fonksiyonları bu özelliğin üzerine yerleştirmek mümkün. Telefon bugün ortaya çıkan neredeyse bütün amiral gemisi Android telefonlarda olduğu gibi fotoğraf ve görüntüleme özellikleri de ortaya çıkıyor. Bunun için arka ön tarafta ikişer tane kamera yerleştirmiş telefona. Konfigürasyon olarak aslında gayet etkileyici özelliklere sahip. 2.8 GHz'e kadar giden ve 8 çekirdekli Snapdragon 845 platformu kullanılmış telefonda. 64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri var. 128 GB'a kadar gidiyor ve daha fazlasını isterseniz de SD kart takabiliyorsunuz telefona. Çektiğiniz fotoğraflarda gayet tatminkar sonuçlar verdiğini gördük telefonun. Zaten bir takım örnekleri yazımızda da göreceksiniz. Şu anda görmekte, izlemekte olduğunuz videoda zaten bu telefonla çekilmiş olan bir video. Temmuz ayındaki lansmanın ardından umarım telefonda daha uzun süre vakit geçirme ve detayları size daha fazla aktarma şansı da bulacağız. Teşekkür ederiz.